Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda evde herhangi bir prizden veyahut prizlerden topraklamamızın değerini nasıl ölçebiliriz? Bunu göreceğiz. Ölçüm yapmış olduğunuz prizdeki topraklama değeri sadece o ölçüm yapmış olduğunuz prizin değerini gösterir. Hangi prize bakmak istiyorsanız o prizi tek başına kontrol etmeniz gerekiyor. Yani evdeki bütün prizler ayrı ayrı toprak gittiği için bir tanesini ölçmek demek hepsinin ölçüldüğü anlamına gelmiyor. Onun için hangi prizden şüpheleniyorsak ve hangi prizin topraklamasını ölçmek istiyorsak o prizi kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılacak iş evvela multimetre ile iyi bir sonuç alıyoruz. Topraklamanın değerini aşağı yukarı vermiş oluyor. Fakat şunu da söyleyelim topraklamanın gerçek değerini ölçen multimetre dışında MEGER cihazı denilen cihazlar mevcut ve bunlar apartmandaki zemindeki topraklamayı ölçer ve zemin topraklamasını bize söyler. Topraklamadaki omaj değerini gösterir. Fakat biz ise burada prizlerdeki topraklamayı evimizin içerisine gelen prizlerdeki topraklamayı toprak ve nötr üzerinden ölçüyoruz. Yani fazın dönüşü olan nötr ve toprak arasındaki değeri alıyoruz. Nötrün toprağa ne kadar akma yaptığını, topraklamanın nasıl bir değerde olduğunu işte yıpranmış mı değil mi bunu görmek için multimetre ile bir ölçümü yapıyoruz. Şimdi ölçümümüzde dediğimiz gibi topraklı prizimizin ilk önce faz ve nötr e, uçlarını bu şekilde tespit ediyoruz. Yani ilk önce prizimizi bir faz ve nötrünü şebekeye ölçüyoruz. Alternatif akım 750 volttayım. Şu an gördüğünüz gibi Şebeke voltajım 241 volt. Bu alternatif ol, akım olduğu için oynama yapabilir. 220 ile 240, 245 arasına çıkabilir. Voltajın yüksek olduğu yerlerde veya trifaze elektrik var ise dairede düşük veya yüksek faza denk gelmiş olabilirsiniz. Bu şekilde değişiklik gösterebilir. Veyahut apartmanda çalışan cihazlar sebebiyle veya dairenizde çalışan cihazlar sebebiyle bu voltaj değişiklik gösterebilir. Şu anda şebekeyi ölçtüm ve fazı da tespit etmem lazım. Toprakla nötr arasını ölçebileyim. Fazın yerini kesinlikle tespit etmemiz gerekiyor. Bunu ölçü aletiyle de yapabiliriz. Bir kontrol kalemini de kolayca yapabiliriz. Yani fazı bulabiliriz. Ben hemen ölçü aletiyle göstereyim. Faz nötr prizin iki yuvasını ölçtük. Şu an fazın yerini bilmiyorum. Rastgele herhangi probumu çektim. Topraklamama değdirdim. Şu anda bakın bir değer göremiyorum. Eğer siyah probum faz olsaydı şu anda kırmızı probumu da toprağa değdirdiğim için burada benim gene şebeke voltajı görmem gerekiyordu. Şimdi ne yapıyorum? Hemen siyah probumu çekiyorum ve faz olarak şunun faz olması lazım. Buraya değdiriyorum. Bakın aynı yine şebeke voltajımı görmüş oldum. Yani demek ki fazım nerede? Fazım burada arkadaşlar. Hemen emin olmak için yani ölçü aletiyle ölçtük. Şu anda eminiz ama yine göstermek için şöyle kapatalım. Fazın yerini yine bakın görelim. Ötür zaten göstermeyecek. Kontrol kalemimiz fazla bu şekilde Konturu kalemine de tespit ettik. Fazımız sağ tarafta. Şimdi yapmamız gereken tabii ki nötr ile toprak arasını ölçmek. Propların yer değiştirmesi önemli değil. Herhangi bir propla nötrü ya da toprağı ölçebilirsiniz. Şimdi yine 750 volt kademesindeyim. 750 volt kademesi yüksek bir kademe olduğu için e, size bir değer vermeyebilir. İlk etapta bir değer vermeyebilir. Evde çalışan cihazlar e, sebebiyle veyahut apartmanda çalışan cihazlar sebebiyle topraklama ortak olduğu için bir değer göremeyebilirsiniz. Fazımızın yerini güzel tespit ettiğimiz için kadememiz için düşüreceğiz 200 volta ve o şekilde daha rahat e, ve daha güzel bir değer göreceğiz. Daha kesin bir değer almış olacağız. Tabii ki burada gösterseydi 750 voltta da bir değer görseydik o değer de tamamdı fakat eğer orada değer göremezseniz fazla hiç dokunmadan kesinlikle fazla ölçü aletinizi sokmadan uçlarını değdirmeden nötr ile topraklama arasını kontrol edersiniz. Şimdi dikkat edin 200 volta düşürüyorum alternatif bakın hemen topraklama değerimi 200 volta aldım. 750 voltta da gösterebilir. Şebekeye göre dediğim gibi dairenin durumuna göre çalışan cihazlara göre bu değişebilir. Yani 200 voltta da bu şekilde ölçebilirsiniz. Dediğim gibi fazla kesinlikle bir ilişkisi olmayacak tabii ki. E, çünkü 200 voltta ölçerseniz ölçü aletiniz 200 voltta 240 voltu 220 voltu ölçerseniz ölçü aletiniz zarar da görebilir. Ölçü aletin durumuna göre e, kapanabilir de cihazınız. Şimdi burada gördüğümüz değere gelelim. Çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. İşte şu kadar olursa böyle olur, bu kadar olursa böyle olur. Şimdi biz birçok yerde yaptığımız ölçümler var. Gerek panolardan, direkt panolardan, sigorta kutularından, evdeki prizlerden, çeşitli apartmanlarda, dairelerde yani çok yerlerde gerek yıpranmış olan, eskimiş olan 30-40 senelik topraklamayı da ölçüyoruz. Yeni yapılmış da sıfır topraklamayı da ölçüyoruz. 3-5 senelik, 10 senelik yani aklınıza gelen bütün yerlerde Toprak ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradaki binamızda şu an e, ölçüm dairemiz 15 e, senelik bir apartman. Onu da söyleyelim. Bunlar da çünkü çok önemli. 15 senelik bir apartman, e, 12 adet daire mevcut. E, şimdi buradaki topraklamamız da gördüğünüz gibi iyi durumda. Çünkü burada almış olduğumuz değer yani binanın yaşına göre topraklamanın güzel yapıldığını, kaliteli yapıldığını gösteriyor. Tabii dediğimiz gibi sıfırlama hadiseleri var. Bunlar sıfırlamalar, apartmanın içerisinden yapılan sıfırlamalar maalesef topraklamayı korozyona uğratıp aşındırma meydana getirmektedir ve ömrünü çok çok kısaltmaktadır. Bunları tabii elektrikçi ustaların tespit etmesi gerekiyor. Artık kaçak akım hadisesinden de zaten anlayabilirsiniz. Bunun hakkında videolarımız da var. Bu videoları da linklerini atarım arkadaşlar videonun sonuna. Şimdi burada görmüş olduğumuz değer, Bakın 1.3, 1.4, 1.5, 1.2, 1.1gibi bir bize volt voltaj gösteriyor. 1.2 volt, 1.3 volt. Şimdi bu şu anlama geliyor. Topraklama burada tamamen 0.0.0 gösteriyor ise. Bunu da çok iddia edenler var fakat biz doğrusunu size söylüyoruz her zaman doğrusunu göstermeye çalışıyoruz da zaten iki tane bir videomuz zaten var oradan hakkında soru sormak isteyenler oradan zaten bakabilirler orada bazı değerler verdim ama bu kadar detaylı anlatmamış olabilirim şimdi burada dediğim gibi görmüş olduğumuz bu değer 1 nokta bakın 11 1. 1.0 1. 1, 1. 2 1.5'e kadar bu gidiyor eğer burada tamamen 0 0 0 görüyor isek nötrle nötr ile topraklama arasında baktığımız zaman tamamen 0 görüyor isek bu 0 topraklamamızın olmadığını gösterir. Yani bu prizde topraklama yoktur. Neyi gösterir? Belki nötrden bir atlama yapılmıştır. Eski e, zamanlarda yapıldığı gibi nötrden atkı yapılmıştır. Şönt yapılmıştır. Yani nötrden bir sıfırlama var ise burası 0 0 0 gösterir. Bu sizin topraklamanızın çok iyi olduğu anlamına gelmez. Bazı söylemler var işte sıfır to gerçek toprak, güzel toprak sıfır sıfır gösterir deniyor. Tabii ki gerçek toprağın değeri, e, omaj değeri e, düşük olmalıdır. Fakat bu evinizin içindeki prizde değil de binanın ilk topraklama yapılma zamanındaki e, zemindeki toprağın değerinin, omajının sıfır olması, sıfıra yakın olması e, çok iyi olduğu anlamına gelir. omajının yüksek olması kötü olduğu anlamına gelir. Fakat biz burada... Prizden voltaj üzerinden ölçtüğümüz için omaj ölçmüyoruz dikkat edin Onun için bu şekil e, Yorumlara aldanmayın Burası 0.00 0, 0 gösteriyorsa kesinlikle topraklamanız bu prizde Ölçtüğüm priz için konuşuyorum Yani ölçtüğünüz priz için konuşuyoruz Bu prizde topraklamanız e, Yoktur Diyoruz e, şimdi bakın 3.2'ye kadar 3.3'e kadar bu yükseldi Şimdi ayrıntılı olarak size anlatıyorum Buradaki değerin e, birin altına düşmesi topraklamamızın çok iyi on, olmadığı anlamına gelir. Yani buralarda 009 e, görebilirsiniz. Bu topraklamanızın kalitesinin artık biraz düşmeye başladığını gösterir. İşte 008, 007, 006 gibi eğer yani birden aşağıya burası 1.0 ise bu da birden aşağıya düştüyse topraklamanız artık e, değeri pek iyi değil anlamına gelir. Tabii ki bu o anda dediğim gibi o anda kullanılan bu, bu ölçümü gece ve gündüz tekrarlayın. Yani hem gündüz yapın hem gece yapın veya gün ortasında da bunu tekrarlayıp e, öyle karar verin. Bir seferde buna karar vermeyin. Çünkü dediğim gibi çalışan cihazlar, şebeke voltajı, e, yağmur, e, havanın sıcaklığı, topraktaki nem e, bunların bu ölçümdeki e, burada gördüğünüz değerdeki etkenlerden bazılarıdır. Onun için dediğim gibi hatta 1-2 gün, 3 gün çeşitli zaman periyotlarında bu topraklamanın multimetre ile bu şekilde, bu gösterdiğim şekilde aralıklarla ölçülmesi gerekiyor. Şimdi biz burada ölçmüş olduğumuz değerde gördüğümüz gibi bakın bu ölçüm ben gece gerçekleştiriyorum bu arada. Şu anda bütün cihazlar çalışır vaziyette. Şu an ölçüm yapmış olduğumuz dairede hem de apartmanda şu anda full toprağa dönüşümüz cihazlardan, nötrden, Fazla nötr'e nötr'den de toprağa bir akış şu anda mevcut. Çünkü cihazlarımız yüklü vaziyette. Bu ölçüm bu dairede gece yaptığım bir ölçüm. Şu anda demin ilk ölçtüğümde gördüğünüz gibi 1.2-1.5'e kadar yükseldi. Şu anda 3.4 oldu. Farkındaysanız bu değeri de artık yukarıya geçmiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bizim bu kadar birçok yerde yapmış olduğumuz ölçümlerde anladığımız şu ki birden aşağıya buçuk dörtten yukarıya olursa değerimiz artık çok iyi değildir anlamına geliyor. Topraklamamız hafif artık eskimiştir, yıpranmıştır anlamına geliyor. Yani birden aşağı olmamalı, dörtten yukarıya olmamalı. Ha olursa ne olur? Topraklama çalışır mı? Tabii ki topraklama gene çalışır. E, cihazlar faz kaçağı vermez. Fakat cihazlar bir arıza yaptığı zaman veya bir insan elektrik çarpılmasına maruz kaldığı zaman kaçak akım rölesi açmayabilir. Cihaz arıza yaptığı zaman gövdeye faz kaçağı verebilir gibi bunun tabii ki buradaki o anki değeri bilemeyiz. O anki kaçak olduğu zamanki değer ve kaçak akım rölesinin ve birçok şartlar var. Dayı o andaki olay nedir? Kaçak akım rölesini açtırmaya yeter mi? Kaçak akım rölesinin markasından tutun da e, miliamperinden kablolara kadar birçok değere bu bağlı. Ve hatta ve hatta e, bunu da gör, gördük. E, bunlar çok detaylı konular aslında. Daha topraklamanın sabit, çok güzel yapılması lazım. E, ve devamlı kontrol altında olması lazım. Kaçak akım rölelerinin test yapılması lazım. Topraklamamızın olup olmadığına, rölelerimizin çalış çalışmadığına devamlı bakılması lazım. Yani bu şekilde olaylarla uğraşmamak için, ya da binanız eski ise e, iyi bir ustaya topraklama işinden, topraklama olayından anlayan iyi bir ustaya e, baktırılması gerekiyor. Bu değerlerin gerek toprak değerinize Meger cihazıyla baktırabilirsiniz. Gerek de bu şekilde multimetre ile veyahut daha multimetreden daha gelişmiş e, çok güzel cihazlar var. Yine evin içerisinde veya panodan da o cihazlarla da ölçüm cihazlarıyla da toprak ölçüm cihazları var. Onlarla da gerçek toprak değerini alabilirsiniz. Ama siz kendiniz ferdi olarak evinizdeki değeri bu şekilde hani merak ediyorum. işte evimdeki, evimdeki topraklamanın artık yıpranıp yıpranmamış olduğuna bu şekilde aşağı yukarı bir fikir sahibi olabilirsiniz. Çok kesin olmamakla beraber bir fikir sahibi olursunuz. Çok kesin anlamanız için çok profesyonel anlamda ölçüm yapılmalı. Konu hakkında çok bilgili olmamız gerekiyor. Detaylı bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Altyapımız olması gerekiyor ki bu topraklama değerini çok iyi anlayabilelim. Yani son olarak birden aşağıdaki değerler ve dörtten yukarıdaki değerler çalışır mı? Evet çalışır. Fakat tehlike altında olmuş olursunuz. Olay artık tehlikelidir. E, topraklamanın elden geçmesi veya takviye yapılması veya yenilenmesi zamanı gelmiştir. Diyoruz. Çünkü birden aşağı olan değerlerle çalışan kaçak yapmayan yerler de gördük. 4'ten yukarı, 5 altı, yedi bizatihi değer okuyup rölenin çalıştığını ve toprak kaçağı olmadığını gördük. Fakat bu her an tehlike altı altında olduğunuza ve bir dediğim gibi bir çarpılma, bir cihaz kaçağı olduğunda sistemin nasıl tepki vereceğini o anda bilemezsiniz. Yani ölçtük, faz kaçağımızda ölçü aletine baktık, kontrol kalemine baktık, faz kaçağımız şaselerde, cihazlarda yok. Çeşitli kontrolleri yaptık ama bu gerçek bir kaçak olduğu zaman o anda veyahut bir çarpım olduğu zaman topraklama bizim e, can emniyetimizi ne kadar karşılayacak o kesinlikle şüphelidir ve tehlikelidir. Yani o boyutlara ulaştığı zaman bu dediğim aralığı geçtiği zaman e, kontrollerin ya takviyenin kesinlikle yapılması lazım diyoruz. Siz de görün 1.4, 1.5, 1.7 gibi bir şöyle iyice bastıralım. Bir oynamamız var. Proplar bir yer değiştiriyorum. Bakın. Yani dediğim gibi herhangi bir fark olmaması lazım. Proplara da yer değiştirdiğiniz zaman hiç önemli değil. Değerlerimiz yine bu şekilde oynamakta. Şu an burada görmüş olduğumuz topraklama hattı gayet kullanılır. Gayet güzel ve sağlam ve sağlıklı görünmekte diyorum. Şimdi bu video sorular için yorumlar için zaten ikna lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın.